Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda gayet faydalı ve sizi hem masraftan hem de zaman kaybından kurtaracak Tenorshare'in Reiboot uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulama ne işe yarıyor derseniz iPhone ilgili yazılımsal tüm sorunları evde kendi başımıza çözebileceğiz. Ama videoyu başından sonuna kadar atlamadan izleyin. Herhangi bir adımı kaçırırsanız yapamayabilirsiniz. Özellikle Apple logosunda takılma, DFU modunda kalma gibi sorunlar ya şifreyi unuttuğumuzda veya güncelleme yaparken çıkan bir sorun Ondan sonra telefonumuz Apple logosunda veya siyah ekranda kalabiliyor. Ve aslında sadece iPhone için değil iPad'ler veya uzun süredir kullanmadığınız bir iPod taşınız varsa onda da kullanabilirsiniz. Ve iOS 6'dan iOS 17.4.1'e kadar bütün sürümlerle uyumlu. İlk olarak açıklamaya koyduğum linkten Tenorshare Reiboot uygulamasını indiriyoruz. Ve bu uygulama %100 güvenli. Kendim test ettiğim için size de rahatlıkla önerebilirim. Ve tabi uygulamayı kullanmak için Apple cihazı ve bir data kablosuna ihtiyacımız var. Şimdi uygulamanın kurulumuna ve adımlara geçelim. İlk olarak açıklamada bıraktığım siteye girdiğimde uygulamanın en önemli özellikleri aslında 5 tane diyebiliriz. Birincisi DFU modu yani kurtarma modunda kalmış iPhone'u hem kurtarma modundan çıkarmak hem de geri almak. İkincisi iOS, iPadOS veya macOS için sürüm düşürme yani iOS 17'den 16'ya, 18'den 17'ye dönmek diyebiliriz. Üçüncüsü şifreyi unuttuğumuzda iTunes'a gerek duymadan direkt olarak sıfırlamak. Beşincisi de iTunes'tan güncelleme yaparken veya yedeklerken 4010, 1110 gibi hataları kaldırarak yedeklemeyi veya geri yüklemeyi tekrar rahat tıkla yapabilmek. Ama ben burada çoğumuzun da başına gelen ve bence en önemlisi olan kurtarma modunu inceleyeceğim. iPhone'u DF modundan çıkarma ve güncelleme sırasında DF modunda kalmış takılmışsa da veri kaybı olmadan nasıl sıfırlayacağız? Hemen bakalım uygulamayı açtığımız zaman arayüz oldukça sade ve basit bir şekilde önümüze çıkıyor. Burada kurtarma modunda tek tuşla girip çıkma özelliği var ve biraz önce bahsettiğim iPhone DF modunda takılmışsa veri kaybetmeden çıkarma iOS sürüm düşürme ve daha fazla kısmında diğer özellikleri de görüyoruz. Şimdi normal şekilde kurtarma moduna girmiş olan iPhone'u çıkarmayı deneyelim. Exit'e basıyoruz ve cihazımız iPhone'a bağlanıyor. Burada bir yaklaşık bir buçuk dakika beklediğimizde telefon kurtarma modundan çıkıp eski haline dönüyor. Şu an sıkıntısız bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi %5 şarjla güncelleme yapmaya çalışırken kapanmış kurtarma modunda sıkışmış iPhone'da bu kez o menü işe yaramayacak. Tek çözüm sıfırlamak ama bunu telefondaki verileri kaybetmeden yapmaya çalışacağız. Sistem Repair deyip buradan standart modu seçiyoruz. Burada otomatik iOS sürümümüzü bulacak ve buradan dosya bölümünü seçip patch bölümüne eklememiz gerekiyor. Download diyoruz. Sonrasında yazılımın inmesini bekleyeceğiz. İnternet hızımıza bilgisayarın depolamasına bağlı olarak inip cihazımıza kurulması ortalama 20 dakika sürüyor tamamlandı yazısını görünce fişten çekebilirsiniz. Uygulamadaki kurulum bitince telefonun açılmasını beklerken tekrar kendi içinde bir yükleme yapacak. Burada da en fazla 2 dakika sürüyor ve son yüklemede bittiğinde telefonumuz şifresiyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi eski haliyle önümüze çıkıyor. Açıkçası deneyimlerimle beraber düşünürsem oldukça faydalı ve güvenilir bu uygulama diyebilirim. Ben gayet memnun kaldım. Evet dostlar gördüğünüz gibi iPhone'u DFU modundan çok kolay bir şekilde şekilde çıkartabiliyoruz. Hem ücretsiz hem de ücretli versiyonu var. Fiyatlar da açıklamada yazıyor. Ve açıkçası bu uygulamayla yazılımsal bir sorun yaşayıp da çözemeyeceğimiz herhangi bir şey yok. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda mutlaka bekliyorum. Bu tarz faydalı videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.